Kanal 7 ekranlarından herkese merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Cuma sohbetlerine bir kez daha hoş geldiniz sevgili izleyenler. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve stüdyoda konuklarımız, misafirlerimiz var. Stüdyo konuklarım sizler de hoş geldiniz. Kim bilir nerelerden geliyorsunuz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun inşallah. Evet, bugün bereketli bir konumuz var. Bereketi inşallah hocamız anlatacak. Bizde sorularımız varsa hocamıza soracağız. Sizlerinden konumuzla ilgili, bereketle ilgili sorularınız olursa iletebilirsiniz. Hem de sair konularda da sorularınız varsa ilerleyen dakikalarda alırız. İzleyenlerimiz de aynı şekilde. Telefonlarımızı biliyorsunuz ama tekrar etmekte fayda var. 0212 304 04 ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 300 06 06. Twitter üzerinden sorularınızı yazılı olarak da iletebilirsiniz bana. Cuma sohbetleri @kanal7 twitter.com/muhsinbay hesabıyla sorularınızı iletebilirsiniz bizlere. Evet, nasılsınız hocam? Haftanız nasıl geçti? Rabbimize hamd ederiz. Çok şükür. Ama tabii acı ile tatlı dünyada yan yana. Bir taraftan Hocalı katliamının 23. Evet. yılındayız. Dört tane pilotumuz şehit oldu. Süleyman Şah türbesi nakli sırasında bir askerimiz şehit oldu. O yüzden şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Sevgili Peygamberimize onları komşu eylesin Rabbimiz ve kederdide hısımlarına sabırlar yağdırsın. Amin. Amin. Kur'an bize böyle bir dua Amin. Öğretiyor. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena. Ya Rabbi bize sabır yağdır, ayaklarımızı kaydırma, sabit eyle diye. Evet, böyle acılar ama bir tatlı, güzel bir bahar günündeyiz. Baharın güzelliği de üzerimize düştü. O yüzden hamd ediyor. Bütün her işe başlarken Muhsin Bey, besmele, hamdele, salvele. Besmele, hamdele, salvele. Yani, açalım hocam biraz. Besmele tamam, hamdele. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hamdele de elhamdülillahi hamd rabbil alemin. Salvele de salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Yani Peygamberimiz Efendimiz'e salatu selam, ondan sonra konuya giriliyor. Her hayırlı iş Allah adıyla başlamalı. Allah adıyla başlamayan işte hayır yoktur, bereket yoktur. Öyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Bir kez Allah dese şevkiyle lisan, dökülür cümle günah mislu kazan. Bir kere samimiyetle Allah dese kişi, güzün ağaç yapraklarının döküldüğü gibi günahları da dökülüverir diyor. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan ede Allah ana. Yani o iş kolay olur eğer işin başında Allah adıyla başlıyorum, Allah adına işliyorum. Onu düşüneceğiz. Her hayırlı iş Bismillah ile başlamalıymış. Allah adın olsa her işin önü, herkes hep der olmaya onun sonu. Yani bir eğer başı Allah adıyla olursa sonu ebter olmaz, hayırsız olmaz, hayırlı biter. Her nefeste Allah adın diye müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Allah razı olsun. Evet, telefonları yanlış mı vermiş ben? Allah Allah, yanlış mı söylemişim? Tekrar edelim o zaman. Arkadaşlarımız iyi koydular. Yanlış vermişim galiba telefon numaralarımızı. Bir kez daha söyleyelim. 300-04-04 doğru mu? 300-06-06 her hafta verdiğimiz. Siz içeriye bir numara vermişsiniz. Evet. Ha tamam. Tamam. Ha tamam. Başka bir. Tamam. Hatlar karıştı. Numaramız doğru. Numaramız doğru.
Evet, başka bir konuda konuşmuştuk. Onunla ilgili söylemiş arkadaşlar. Peki, efendim hocamıza soracağımız konulardan bir tanesi mesela bugün aslında hepimizin sorduğu bir soru bu. Hem kendimiz hem çevremizde, sohbetlerde, birbirimizle sohbet ederken de sitemle karışık birbirimize sorduğumuz sorulardan birisi şu. Evimiz, barkımız var ama huzurumuz yok. Deriz değil mi? Ya evim var, barkım var ama kardeşim huzurum yok deriz. Huzurum yok. Malımız, mülkümüz var ama ağzımızın tadı yok. Diyor muyuz bunu, der miyiz? Diyoruz. Para kazanıyoruz ama bereketi yok. Evet. Nasıl? Para kazanıyoruz ama bereketi yok. Sir. Bu da söyleniyor hocam. Ya para kazanıyoruz yani Allah'a şükür paramız var ama ya bereketi yok. Anlamıyorum nasıl gidiyor, nasıl harcıyoruz. Evet. Bunları hep sorarız ya kendimize ya da başkalarıyla sohbet ederken. Hocam niçin böyledir? Ya niçin bunu böyle soracağız size biraz yani, sonra. Doğru. Kur'an'da geçen bereketsizlik tabloları var. Hocamızdan bunlara öğreneceğiz. Kur'an'da demek ki aynen yaşanmış. Evet. Hayat yaşanmış. Para var, pul var, servet var, saman var. Ama bir de bakıyorsun ki yerinde yerler esiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de geçen bereketsizlik tabloları. Böyle tablolar var. Neden böyle olmuş? İbret alınmazsa tarih tekerrür ediyor. Evet, evet. Evet. Yine Peygamber Efendimiz'in hayatından bereket tabloları. Evet. İnşallah. Doğru. İlerleyen dakikalarda. Ve bizler berekete kavuşmak için neler yapmalıyız? Ya. Yani biraz evvel o sorduğum soruları sormamak için. Berekete neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Bunları inşallah bugün hocamız anlatacak. Bize sorularımızı doğru hocamıza ileteceğiz. Hocam kısa kısa sorularla başlayalım müsaade buyursanız. Ondan evet sonra da ana konumuza geçmiş oluruz. Hocam şöyle bir soru var. Sanal alemde bayanların evet mahremi olmayan erkeklerle yazışmaları yani chat yapmaları, sanal sohbette evet bulunmaları dinen uygun mudur, değil midir diye soruyorlar. Efendim birbirini hiç tanımayan bir erkekle bir kadının bir şey sorması, bilgi alması, bilgi yarışmasına katılması, fetva istemesi, alışveriş yapması veya telefon, internet görüşmesi yapmasında bir sakınca yoktur. Amması nedir? Yarenlik etmek, hoşça vakit geçirmek için yapılan görüşmeler çoğu zaman taraflara zarar vermektedir. Yani nikah düşen erkekle kadın demek birbiriyle iş görüşmesi, bilgi alışverişi yapabilir ama فَلَا تَخْتَعْنَ بِالْقَوْلِ yani kadınlık özelliklerini ileri çıkararak değil, kırıla döküle konuşma diyor. Hmm. Yani vekarla normal görüşmeler, konuşmalarda zarar yok. Ama böyle yarenlik edeyim, hatta bazen müstehcene kaçan konuşmalar yapayım derken, yani o kulağa giren o bir cümle var ya, psikolojisini alt üst edebiliyor. Ve bakıyorsun ki yuvalar yıkılıyor, huzurlar kayboluyor. O yüzden ona karşı dikkatli olmalı. Yani işiyle ilgili takip yapabilir, yazışabilir, bilgi alabilir, bilgi verebilir ama evet bunu böyle geniş zamanlı sohbete dökmesinde sakınca var o zaman. Sakınca yani sanal vardır sohbetin doğru böyle bir sakıncası var. Doğru. Chatleşmenin böyle bir sakıncası var. Doğru. Dinen mahsur var. Yani farklı doğru yerlere götürür düşüncesiyle. Tabii efendim. Evet. Bir izleyicimiz sormuş hocam, gusül abdesti alırken genzimize tam olarak su gitmiyor, zorlayınca da mide bulantısı oluyor, zorlamam efendim gerekir mi? Yani illa bu mazmaza da illa böyle bir normal efendim evet yani illa yani şimdi mübalağasına gerek yok. Tabii. Gerek yok. Doğru efendim. Erhan Bey sormuş hocam, nazar duası diye bir dua var mıdır? Nazar duası sevgili peygamberimiz torunlarına nazar duası yapmışlar. Ya Rabbi her türlü zararlı şeyden bu yavrularımı senin himayene sığındırırım diye dua etmiştir. Yani bunun içinde göz değmesi de vardır. Hı. Evet. Evet. Hocam bir diğer soru, iman ile amel ilişkisi nedir? Malum iman inanma. Amentü. Allah'a inanıyoruz, meleklere inanıyoruz, peygamberlere, kadere, öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz.
bu imanım amel haline gelmeli. Elle tutulur, gözle görülür hale gelmeli. Yani namazım olmalı, orucum, haccım, zekatım, komşuluk münasebetim, akraba yardımlaşmam. Bunlar da ameldir. Peki şimdi elbise yok, beden var, beden. Ama elbisem olmazsa olmaz. Yani üşürüm, hasta olurum. O amel elbisedir diyorsunuz. Teşbih hata olmaz. Elbise, evet. Aynen öyle. Veya ağaç var, çok güzel de. Yani yapraklar, meyve. Kuru bir ağaç. Ya kuru bir kurumaya mahkum olur. Kurur değil mi? Yani iman yetmiyor. İman yetmiyor. İmanım var ama amel de gerekiyor. Yani mali ibadet, bedeni ibadet, edep, ahlak. Yani bunlar da gerekli oluyor. Mesela bakın Rabbimiz kısa bir sure. Sanki Kur'an'ın özeti. Vel asr. Yemin ederim zamana. İnnel insane lefî husr. İnsanoğlu büyük bir zarardadır. Allah Allah. Kim söylüyor bu sözü? Allah. İnsanoğlu büyük bir zararda. Ya Rabbi peki nasıl kurtulacağız? İllellezine amenu. İman eden. Yeter mi ya Rabbi? İman etmem kafi mi? Hayır, hayır. Ve amilus salihat. Dünya ve ahiret hayatını hedef alan güzel davranışlar. O yeter mi? Hayır. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkı, sabrı, hayrı, sebatı tavsiyeleşenler ziyandan kurtulurlar. Yani sadece iman yetmiyor. Amel de gerekli oluyor. Şu ayeti kerimeye bakın. Sallâ. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun felen yukbele min ahadihim mil'ül ardı zeheben ve levifterdâ bih. İnkârcılar, iman etmeden de ölen kişiler, yerler dolusu altın dağıtsalar bu asla kabul olmaz. Allah Allah. Ayet-i kerime ya. Yer dolusu altın dağıtıyor adam. Yeryüzünün dolusuyla altın dağıtıyor. Ama iman olmayınca olmuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu olmayınca olmazmış. Bu temel bu. Bu olacak ama amel de olacak. Amel yok. Adam ne cumaya gidiyor ne oruca gidiyor. İnkar etmedikçe bu adama kafir demiyoruz. Ama bu mayınlı yerde gezmeye benzer amelin Allah korusun. Bu imanımı koruyor, bekliyor. Mevlana öyle diyor. Zekat malıyın çobanıdır diyor. Ha? Malıyın çobanıdır. Zekat görünüşte asmayı budamaktır. Asmayı budayınca ne? Küçültüyorsun. Ama gerçekte ömrünün uzamasına ve bol ürün vermesine sebep oluyor. Evet. Onun gibi illa amel de gerekli oluyor. Ama inkar etmedikçe de din dışına çıkmış olmaz diyorsunuz. Evet. Fakat tamam nasıl ben inkar etmiyorum. Yani içkim var, cumam yok, orucum yok. Öyleyse ben Müslümanım. Müslümansın da bu yer olmaz bu iman. Bu iman bak. Rüzgarlı havada mum söner ya. Onu bir muhafaza içine al arkadaş. Eğer bu ışık sana lazımsa, yoksa bak rüzgar esince söndürür onu ya. Yani felaketler. Yani karşısında. Ahirette kurtarmayabilir. Kurtarmayabilir o iyi. Ya. Evet. O iman kurtarmayabilir. Amelle süslenmedikten sonra diyorsunuz. Peki. İlla demek ki amelle beslenmesi lazım. Bir telefonumuz var. İlk telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Yayındasınız şu anda. Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ali Bey, Adana'dan arıyor Ali Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar Ali Bey. Hocama sorum olacaktı. Evet efendim. Ben prostattan birkaç defa ameliyat oldum. Şimdi affedersiniz bir ara hiç tutamıyorum. Poşet kullanıyorum. Evet.
her vakitte ayrı abdest alıyorum. Yalnız esas sormak istediğim, bayram namazlarında ayaklarımda kut hastalığı da var bileklerde. Sandalyede kılıyorum. Şimdi sabah namazını evde kılıyorum. Tekrar abdest alıp bayram namazına gidiyorum. Evet. Fakat bunu bir arkadaştan duydum. Bayram namazı güneş doğduktan sonra olduğu için güneş doğduktan sonra diyor abdest alman lazım diyor. Ben de geç kalsam sandalye bulunmuyor. Evet. Bunu ne yapmam lazım hocam? Yok, siz siz o abdestinizle bayram namazını kılabilirsiniz. Evet efendim. O abdestle bayram namazını kılabilir. Evet. O sabah namazını kıldı, abdestle bayram namazını kılabilir. Cevabı duydunuz mu? Duydum da ayrıyetten tekrar abdest alıp gidiyorum. İkinci abdestle de gidiyorum da o diyor ki yok diyor güneş doğduktan sonra abdest alman gerekir diyor. Onu diyen hoca mıdır? Hoca evet. Yok şimdi mazereti vardır. Öyle, böyledir. Tamam. Mazereti vardır diye o zaman devam edebilir diyorsunuz hocam. Doğru, doğru. Evet. Hocam devam edebilirsiniz diyor o abdeste. Evet. İlk sorunuzla ilgili hocam bu rahatsızlığından dolayı. Bir sorum daha olacak. Ama tamam. ilkini cevabını almadınız. Neydi ilki neydi? Hocam ameliyat oldum şu anda idrarla ilgili. Onu zaten kendi yapıyor. Biliyor evet. Evet. Her vakitte almam gerekiyor mu? Her vakitte ayrı abdest alıyorum. Doğru, onu yaptığını doğru yapıyor söyledi. Yani. Evet, doğru peki. Yapıyor, doğru yapıyor, evet. Evet. Diğer sorunuzu duyalım. Bir diğer sorum da benim hanım sabah namazlarına kalkamıyor. Evet. Ben kaldırdığım zaman tansiyonu yükseliyor. Bu defa hiç kılamıyor. Güneş doğduktan sonra kılıyor. Bu olur mu ya? Güneş doğduktan sonra sünnetiyle birlikte kılacak inşallah. Öyle olsun. Rabbimiz kabul buyursun. Yani güneş doğduktan sonra sünnetiyle birlikte sabah namazını kılabilir diyorsun. Evet, doğru. Öyle kılıyor zaten. Doğru. Peki. Allah kabul etsin. Geçmiş doğru. olsun. Allah şifalar doğru. versin doğru. diyelim doğru. size. Hayırlı cumalar. Hürmetle tüm hastalarımıza doğru. şifa diliyoruz bu arada. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Trabzon Alo. Arıyor bu kez. Trabzon'a hayırlı cumalar dileyelim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun, buyurun. Benim annem sürekli beddua ediyor hocam. Yani ben olsun, abim olsun, ablam olsun. Yani bunu bir alışkanlık olarak getirdi. Sabah, öğle, akşam. Yani tülbenti bile kaybolsun sürekli beddua ediyor hocam. Aslında annem çok iyi bir insan, inançlı bir insan. Evet. Ama geçmişte yaşadıklarından dolayı sürekli dilinde beddua var. Peki... Bu beddua kabul olur mu hocam bize ileride? Ya ağız alışkanlığı oldu diyorsunuz. Ağız alışkanlığı var. Dolayısıyla en ufak bir şeyde dahi beddua edebiliyor diyorsunuz. Evet, sürekli beddua ediyor. Evet. Ya ama bu hanımefendiye ikaz etmek, irşad etmek lazım. Bu doğru değil ama siz de endişe etmeyin. Artık o ağız alışkanlığı öyle ediyor. Yani sinir ilacı kullanıyor. Bundan paniğe kapılmayın siz. Fakat annenizi de uyarmak lazım. Bu alışkanlıktan, bu bir kötü alışkanlıktır. Bundan vazgeçmek lazım. Peki değil hocam, bu bizi tutar mı? Hani sonuçta bedduaları geçer mi, tutar işte mı? Siz ondan endişe etmeyin. Ondan endişe etmeyin. Yani öyle. Yani çünkü hani namazını falan da kılıyor hani. Namazını falan da kaçırmıyor. Ama yani sürekli beddua ediyor. Yani, işte bu maalesef aldığımız terbiye. O da bir başkasından onu görmüştür. Olur olmaz ya, işe beddualar. Evet. Deyip yanlış bunlar. Doğru değil yani. Doğru değil. Evet hocam. Ya aklı biraz başına geldikten sonra o dediğin beddua gerçekleşsin mi desen o da razı değil. Ama tabii ağız değil. Alışkanlığı söylüyor. Yani. Ağız alışkanlığı dolayısıyla söylüyor. Evet. Ve bu dualar geçerli doğru. olmaz diyor. Yani doğru tutmaz. Efendim. Bulmaz sizi diyor hocam. Başka sorunuz var tamam. mı? Yok sağ olun hocam. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz İlginler teşekkür ederiz. Ederiz. Hayırlı cumalar. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Nevşehir bu kez. Alo, iyi günler. Teşekkürler. Yayındasınız. Sağ olun. Sizin de efendim. Buyurun. Sayın hocama benim değişik bir sorum olacak. Evet. Hani kafamı karıştırdığı için zaman zaman haberlerde izlediğimiz için bu tür olayları evet. sormak istedim. Sayın hocam bazı vatandaşlarımız hani erkek yaratılıyor Allah-u Teala tarafından ama cinsiyet değiştiriyorlar. Bu durumda bizim onlara karşı tutumumuz nasıl olmalı? Hmm. Diyelim ki bir yerde karşılaştık ve aynı yerde baş başa kaldık.
hani bize haram olabilir mi? Evet. Önce erkekti, sonra kadın oldu. Allah Teala tarafından erkek yaratıldı. Ama bize haram mı bu durumda? Hani aynı ortamda kalabilir miyiz? Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Estağfurullah. Hani bunu öğrenmek istiyorum. Bir de bu kişilerin cenaze namazına nasıl niyet edilecek? Bu kişilerin cenaze namazına nasıl niyet edilecek diye soruyor. Evet, evet. Hani er kişi niyetine mi, hatun kişi niyetine mi? Bu da biraz benim aklıma takılıyor bazen. Er kişi niyetine mi, hatun tabii. kişi niyetine mi diye nasıl niyet edeceğiz diyor. Cenab-ı Hak erkek olarak yaratmış fakat daha sonra yani? Kendisi cinsiyet değiştiriyor diyor hanımefendi. Evet. Bu durumda biz Müslümanlar olarak yani bunlarla nasıl ilişki, iletişimde olacağız, nasıl davranmamız icap eder diye soruyor. İlk sorusu bu. İkincisi de cenaze namazlarına nasıl niyet edeceğiz bu şahısların evet. diye soruyor. Bir tane daha sorabilir miyim? Tamam, hani onu da sorun. Yani. Ondan sonra siz televizyondan takip edin cevapları. İkinci sorunuzu tamam. da duyalım. Buyurun. Biz de benim yakınlarım İngiltere'de çalışıyorlar. Evet. Ve bir işletme açtılar. Evet. Bize Allah Teala'nın haram kıldığı domuz eti pişirip satıyorlar. Ama Hristiyanlara satıyorlar bunu. Müslümanlar ve kendileri kesinlikle tüketmiyorlar. Hı-hı. Ama yine de bana bu doğru gelmiyor yakınımda olsa. Çünkü bu yolla rızıklarını kazandıkları için hani ben kendisine de söyledim. Hani bilmiyorum helal gibi değil dedim. Yine de ben hocama sormak istedim. Hani bu konuda fazla bir bilgim yok. Kendisi de ulaşamadığı için yayınlara şu an ben düşürmüşken onu da öğrenmek Anladım. İsterim. Hani yabancı helal mi olur, haram mı olur? Evet. Hani Avrupa'da bir buyur. Avrupa'da lokantası var diyelim akrabalarınızın, tanıdıklarınızın. Evet, evet. Onlar orada kendileri yemiyorlar, kullanmıyorlar ama yabancılar için domuz eti satıyorlar, evet. pişiriyorlar ya da neyse dediniz. Yani, evet. yani bu sakıncalı mıdır, değil midir? Onlar bu yoldan para kazanıyorlar helal mi, dedi. Haram mı? Yani evet, bunun helal mi, haram mı? Kazancı helal mi, haram mı? Efendim, yani domuz etinin alımı, satımı, efendim, domuzundan yapılan diğer ürünlerin hepsinin kullanılması haramdır. Gayrimüslimlere satılsa dahi mi? Gayrimüslimlere satışı da caiz değildir. Gayrimüslimler Çünkü için de caiz mal satışı. Olması lazım, mal değildir. O yüzden gayrimüslimlere satışı da bizim için meşru değildir. Yani bu ümmetin imtihanıdır. Bu domuz meselesi var ya, evet. sanki bizim imtihanımızdır. Allah Allah. Yani bakıyorsun ilaçlara giriyor, işte biz de bilgili olalım da bunlardan korunalım. Yani İçeriğine bakmak öğrenen, lazım. Öğrenen, bilen nesillerimizin, evlatlarımızın olması icap ediyor. Yani evet. bu haramdan, bu imtihan bu. Bu imtihan. Bu imtihanda başarılı olabilelim. Hmm. Hayatın birçok yerine giriyor. Birçok yerine evet, hocam, giriyor. Maalesef. Yani şimdi albenisi olan bir şey, meşin, ceket diyelim evet. ki. Hanım kızımız bakıyor hem güzel hem de ucuz alıyor. Sonra da farkına varıyor ki bu domuzdan yapılmış. Bu sefer içine sinmiyor, kaldırıp atıyor yani. Böyle bir problemle karşı karşıyayız yani. Evet. Birçok şeye de giriyor bu. Ama farkındayız ama değiliz. Farkında olabilmek için de laboratuvarlarımız olmalı. Kendimizi ana efendimiz buyuruyor. Helal belli, haram belli. Müttaki kişi o kişidir ki helalla haram arasında şüpheli olanlar var, ondan da sakınır. Yani bu haramdan sakınma önemli bir mesele ya. Evet. Peki ilk sorunuzun cevabını telefondan siz kapatın, televizyondan evet, takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Nevşehir'den arayan izleyicimiz. Evet, ilk sorusu hocam. Efendim ilk sorusu da ameliyat oldu, cinsiyet değişikliği oldu. Artık son durum neyse yani erkek niteliğinde mi, kadın mı ona göre cinsiyet mahremiyetinde ona göre şey yaparız. Ve son durumu da neyse ona göre cenazede niyet ederiz. O son durumuna göre değil. Cenaze namazı. Fazla o problem değil cenazede. Evet. Nihayet erkekle kadın için kullandığımız kelimeler ayrı ayrıdır. Hı hı. Pek o kadar önemli bir mesele değil. Peki. Var mı telefonumuz? Bir soru daha var hocam. Saç ektirmek caiz midir diye soruyorlar. Saç ektirmek caizdir efendim.
O yüzden buna ihtiyaç duyan kişi bunu kullanabilir. Efendim, ekilen saç kişinin kendi saçı gibi olur. İhtiyaç duyan kimse bu yöntemden faydalanabilir. Evet, saç ektirmek caizdir. Evet efendim. Bir telefon daha alacağız, sonra devam edelim sorulara. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, hayırlı günler. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Hocama bir sorumuz vardı ama. Evet. Hocam, biz erkek olarak 4 kardeşiz. Evet. Annem babam da 87 yaşında. Kardeşlerimin durumu benden daha iyi. Yıllardır da babam benden birlikte biz bakıyoruz. Yalnız eşim ameliyat oldu. Platin taktılar beline. Şu anda hizmet etme şeyi yoktur. Evet. Ben bakıyordum. Ben hizmet ediyordum eşime de. Evet. Yalnız şimdi işler açıldı. İşe de gidemiyorum bu konudan dolayı. Babam da köye gitmek istiyor. Yani bundan dolayı rahatsız oluyor. Köye gitmek istiyor. Diyor ki oğlum beni götür köye bırak. Evet. Sen işine gücüne bak diye. Hı hı. Ben bunu köye gönderirsem bizim şeyimiz ne olur? Günahımız veya kardeşlerimin. Vebali olur mu bize diyorsunuz? Evet, vebali olur mu? Ve kardeşlerime karşı vebali nasıl olur onun? Çünkü onlar sahip çıkmıyorlar. Yani ailede diğer kardeşlerin sahip çıkmıyor. Siz sahip çıkacaksınız ama sizin de eşinizden evet. dolayı bir rahatsızlığınız var bu konuda. Siz de yardımcı olamıyorsunuz. Babanız da diyor ki oğlum sen işine gücüne bak ben köyüme gideyim diyor. Evet. Peki evet, köye yani eşim bakıyor da ameliyat olduğundan anladım, dolayı. Anladım onu söylediniz. Heh. Peki köye gittiğinde bakacak kimse var mı babanıza? Yok hocam. Köye yok. Gittiğinde yani kendi, bakacak kimse yok. Kendi rüyalarında kendileri kavrulacak o şekilde yani öyle. Evet. Efendim şimdi işte bugünkü konumuza giriyor bu. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen ana babasının duasını alsın. El hayru ma'a ekabirikum. Hayır, bereket büyüklerinizle birliktedir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani büyüğün bulunduğu yere bereket iniyor. Allah'ın lütfu oluyor. Bu bir fırsattır. Ya Rabbi, yani kayınpederim, kayınvalidem yanımda. Artık bunların duası da makbul. Ben bunlara hizmet edeceğim ve bunların duasını alacağım diye düşünmek. Bu fırsatı değerlendirmek icap ederken işte biz neden bereketten mahrum oluyoruz? Ailemiz çözülüyor. Ben bakamam, ben etmem, ben ilgilenmem. Şimdi beyefendi gerçeği söylüyor. Köye bırakacağız. Köy kendi ortamıdır. Kendi ortamında rahat edebilir ama bakıma ihtiyacı var. Yemeğini kim yapacak? O ihtiyaçları çamaşırını kim yıkayacak? Evini kim temizleyecek? O ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde bir tedbir alınırsa bari öyle yapın. Yani kardeşleriniz belki zaman ayıramıyor hani bilmiyorum durumlarını. Çalışıyorlar iş güç sahipleri her biri. Ama bu konuda hani hocam belki para toplanıp kendi aralarında para toplarlar. Bir, İlla bir çözüm bir bakıcı bulur. Bulurlar. Yani bir hem o bakıcı sebeplenir. Aynen. Hem aynen, de aynen. Samimi ciddi bir şekilde ihtiyaçlarını karşılar. Evet böyle bir çözüm olabilir beyefendi evet. hocam da. Hocam işte. Bir de yani bu ameliyat esnasında benim kardeşim bile gitmişti. Eşi hakaret ederek, küfür ederek attılar kapıya. Babam tekrar bana geldi. Abim de babama niye sen oraya gidiyorsun gibisinden tepki koydu. Yani babamla konuşmuyor. Bu nabalda mıdır? Bu sebeple kardeşler arasında kırgınlığa, dargınlığa da babaya küsmüş hocam oğul. Evet. Babamla konuşmuyor diyor. Ya. Babaya küsmüş oğul. Yani hatırını sormuyor yani. Büyük bir kayıptır. Büyük bir kayıp. Ötekilere düşen o yarayı da tamir etmeleri, telafi evet. etmeleri. Evet. Ona da seyirci kalmayacak. İnnemel mü'minuna ihvetün fe aslihu beyna akhaveykum ettekullah. Müminler kardeştir, aralarını bulun, seyirci kalmayın. 3 günden fazla küstürmez helal değil. Ama bunlar görevini yapmış da o da öyle yapıyor. Artık hocam, o kendi düşünsün. Ana duası gibi baba duasının da çok önemli olduğu söylenir değil mi? Şüphemi efendim. Baba duası. Ananın babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası ya. Gibidir. Bu ya. Büyük bir fırsattır. Bunu göz göre göre kaçırıyorlar. Peki. Evet. Devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Az sonra birlikteyiz.
Cuma sohbetleri devam ediyor. Telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar diliyorum size. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Teşekkür Hayırlı. Ederiz. Sağ olun. Ben bugün bir sorum olacak da. Evet. Ya bu şeyle alakalı, kabir azabıyla alakalı. Kabir azabıyla ilgili, evet. Evet, kabir azabıyla ilgili. Yani bu kabir azabı haktır. Ama yani nerede ve nasıl olacak onu merak ediyorum ben. Yani kabirde mi olacak, kabir alemde mi? Hmm. Kabir azabı ne şekilde olacak diye soruyorsunuz. Evet. Evet. Kabir azabı ne şekilde olacak? Yani mesela yani insanların mesela yanarak ölen, evet, kabri bulunmayan insanların azabı nerede olacak? Evet, kabri bilinmeyen ya da yok olan, evet, diyelim insanların kabir, hı-hı, azabı nasıl olacak? Bir de süresi ne kadar sürecek onu da ben soracağım. Efendim, yani kıyamete kadar mı sürecek? Allah'ın Resulü azap kabir olursa ya cennet bahçesidir ya da cehennem çukurudur buyurmuştur. Yani alemi berzah diyoruz. Artık bu dünya, yani iki yerin arasında bulunan yer. Yani ne dünya ne de tamamen ebedi hayat. Yani bunun arasında bir berzahta bulunuyor. Buraya dönüş de yok. Ya cennet bahçesi ya da cehennem çukuru. Sevgili Peygamberimiz bir mezarlıktan geçerken şu iki kabirdeki de azap görüyor. Azap görüş sebepleri de pek büyük bir şey değil. Birisi temizliğe riayet etmezdi, öteki de insanlar arasında söz getirir götürürdü diye buyuruyorlar. Ama tabii o kabir illa orama, yani illa o mekan değildir. Yani ayrı bir alemdir ve o alemin ölçüleri ayrıdır. Şimdi bir adam rüyasında gayet güzel bahçelerde dolaşıyor. Gerçekten bahçelerde dolaşıyor gibi mutluluk duyuyor mu bu insan? Duyuyor. Öyle değil de bir yılan peşine düşmüş kovalıyor. Rüyasında. Gerçekten bu adam rüyasında mustarip midir? Korkuyor mu? Korkuyor. Korkuyor, evet. Ama biz görüyor muyuz? Hayır. Biz görmüyoruz. Biz görmüyoruz ama o adam o sıkıntıyı yaşıyor. İşte kabir ahvali de bunun bir başka şeklidir. Yani bizim beş duyu organlarımızla anlayabileceğimiz şekilde değildir. Hocam kabir azabı ruhla ilgili bir durum mudur kabir azabı? Yani bedenle ilgili aslında, çünkü bedene bakıyorsunuz bir şey yok. Evet. Hani azap gören bir kabirde bir beden yok ama ruhla ilgili o zaman. Ruh ve ceset, evet. Ama illa o ceset değil tabii. Evet. Evet. Biz bunu algılayamıyoruz ama. Doğru. Evet, biz bunu algılayamıyoruz. Peki. Ve bu kıyamete kadar sürecek. Yani ya cennet bahçelerinden bir, doğru, bahçe ya da cehennem ya çukurlarından bir çukur. Tabii. Bu kıyamete kadar da devam edecek. Devam edecek. Evet. Var mı başka sorunuz? Bir sorum daha olacak hocam. Buyurun. Bu iple alakalı. Evet. Mesela bir insan doğduğu yerden ayrılıp gidiyor başka bir şehire, evet, ve orada iş buluyor, evleniyor. Evet. Orada hayatına devam etmeye çalışıyor. Hı. Ama bu memleketine 15 günden az bir sürede ziyarete geldiği zaman mukim mi oluyor yoksa seferi mi oluyor? Tekrar geri annesinin babasının yanına mesela ziyarete geldiği zaman seferi mi oluyor yoksa mukim mi oluyor? Şimdi kendine ait dayalı, düşeli bir mekan yoksa artık orada seferi oluyor. Eğer kendine ait özel dairesi var, dayalı döşeli duruyor. Oraya vardığında da rahat o mekanda kalıyor. Öyle olunca mukim olur. Ama öyle değil de anasının, babasının, kardeşinin evinde kalıyorsa seferi olur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz sorular için. Cemil Bey, Kahramanmaraş'a selamlar, hayırlı cumalar. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz, yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Düştü, peki devam edelim o zaman. Biz Twitter sorularıyla devam edelim.
Hocam boy abdestiyle ilgili çok sorular var. Biraz evvel de sorduk ama temel ve genel bilgi isteyenler var. Önce çok da sorulan sorulardan bir tanesi programın başında sormuştum. Bu mazmaza ile ilgili kısım. Yani doğru. İlla işte o sızlamanın hissedilmesi gerekiyor mu diye soruyorlar bu su çektiğimizde ama. Temel olarak bilgi verir misiniz boy abdestiyle ilgili? La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Evet. Yani vücudumuzda iğne ucu batacak kadar kuru yer kalmamalı. Bütün vücut yıkanmalı evet. diye genel bilgi böyle verilirken herhalde benim küpe deliğime su girmedi. Tekrar bir daha gusül yapayım. Herhalde göbek çukuruma da girmedi filan. Bunlarla da fazla vesvese abartmak. Evet, vesveseye mahal yoktur. Bu konuda 3 ayeti kerime vardır. Cünüplükten dolayı boy abdesti almamızı emreden ayeti kerime var. Ve in kuntum cünüben fettaharu mesela. Adetli kadınla cinsi yakınlık yasağını bahseden ayeti kerime var. Cünüp kişi yıkanmadıkça namaz kılamaz. Evet yani 3 tane ayeti kerime bu konuyla ilgili. İnsan sağlığı bakımından gusül, boy abdesti çok önemlidir. Vücuttaki yorgunluk, gevşeklik gider, kan dolaşımı düzene girer. Daha nice bildiğimiz, bilmediğimiz hikmetlerle boy abdesti gibi bir görevimiz vardır. Boy abdesti gerekliyken, boy abdesti olmadan dua ve zikir maksadıyla Fatiha'yı okuyabilir miyim? Okuyabilirim. İhlas'ı okuyabilirim. Rabbena atina diye, Rabbena diye başlayan dua niyeti. Dualar evet, var. Dualar. Evet, bunları evet. okuyabilirim. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Elime alamam. Kur'an-ı evet. Kerim'e dokunamam. Dinleyebilirim. Evet. Evet. Hocam peki teyemmüm gusül abdesti yerine geçer mi? Eğer su yoksa, imkanı yok o anda işte. Su yoksa var da kullanamıyor. Kullanamıyor diyelim. Evet. Var da kullanamıyor. Diyelim ki hastanedeyim, yerimden kalkmama filan hiç imkan yok. Evet. Öyleyse diyelim ki gusül de gerekiyor, teyemmüm yaparım. Yani teyemmüm. Demek ki bu din bize eziyet için verilmiş bir sistem değil. Yani gücüm neye yetiyorsa taat, takat nispetindedir. Taat, takat nispetindedir. Gücüm neye yetiyorsa o. Peki. Yani bak, ama bu şu bakımdan önemli Muhsin Bey. Çok defa bu hastane misalini verdim de madem hastanedeyim, abdest de alamıyorum, öyleyse namazı kılmayayım. Yok bu yanlış işte. Bu yanlış. Namaza herkesin ihtiyacı var. Hastanın daha çok ihtiyacı var. Ama abdest alamıyorsam, abdestin yerine geçen teyemmüm, yanımda şöyle bir kiremit parçası bulundursam, iki elimi vurdum, yüzüme sürdüm, iki elimi sürdüm, böyle kollarımı, bitti. Abdest bu işte. Bu kadar kolay mı? Aman ne güzel. Yattığı yerde de namazını kılıyor. Vicdanı huzur duyuyor. Evet. Muhsin Bey, deminki sözümü tekrar ediyorum. Bir ara ben de bir hastanede bir süre kalmam icap etti. İnan ezan her zaman dinleriz ama öyle bekliyordum ki ezanla sanki konuşuyordum, mutluluk duyuyordum. İlaç, tedavi, o ezan. Yani ezanla kâmet arasındaki dua reddolunmaz buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bir de hani ezanı hakikaten eşlik ederek müezzin şunu dedi, benim de demem gerekiyor. O şekilde Allah razı olsun. Hastanın buna sağdan daha fazla ihtiyacı var. Allah razı olsun. Talha Kaan kardeşimiz hocam demiş ki, Sayın hocam sümestr tatilinde Medine'de sizi gördüm. Ben de annemle oradım. Allah kabul etsin demiş. Amin. Bunu da ileteyim efendim. Soruların Amin. Dışında böyle bir mesaj var. Talha kardeşimizden bir telefonumuz var. Telefonu alalım. Devam edeceğiz sorulara. Evet, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Hocam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar buyurun. Efendim. Benim bir sorum olacaktı. Evet. Şimdi
cemiyete yapılan bir camiye sağdan soldan insanların ihtiyaç dışı olan buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, belirli camiye hayır için verilenleri harici bir hayır kurumundan deniliyor ki işte gariben bir vatandaşa bu camiye hayır olanı verilebilir deniliyor. Bu verilir mi, verilmez mi hocam? Hmm. İkinci sorum. Evet. İkinci sorum da diyelim ki ben bir galerden araba alıyorum. Vardım, arabayı dedi ki bana peşin 50 bin lira. Evet. Ama ben dedim ki bunu 12 ay vadeli alacağım. Evet. Dedi ki 60 bin lira. Bu faiz midir değil midir? Evet. Yani peşin ayrı. Hocam şimdi demiş ki ya işte peşin param varsa 50 bin lira. Ama işte bu taksitli olacaksa değil mi? Evet. Taksitlendirirsek evet. Bunu 60 bine veririm diyor. Beyefendi de bu faiz midir, faize girer mi diye soruyor. Peşin ayrı, vadeli ayrı fiyata olması caizdir. Evet, bu faiz faize değil. Girmez diyorsunuz. Bu faiz. Ama diyeceksiniz faize benziyor, öyle değil. Hocam faiz ayrı, olmuyor mu bu? Yani Allah alışverişi meşru kıldı. Evet. Ha, arada farklı tabii, bir nokta tabii, var diyorsunuz. Tabii öyle. Yani peşin olursa 50 bin diyor ama hani vadeli, olur, vadeli olursa 60 bin diyor. Doğru, adam. Yani bu caizdir. Faize girmez sıkıntı diyorsunuz. Sıkıntı yok, evet. Sıkıntı yok. Peki ilk sorusu da şu. Hocam yardım amacıyla işte kullanılmayan çamaşır makinesi ya da buzdolabını bir şahıs, cemaatten bir şahıs mahallesinde bulunan camiye bırakıyor. Doğru anlıyorum değil mi ben? Camiye veriyor. Cami de tabii bunu kullanamayacağı için ne yapıyor? Mahallede başka bir ihtiyacı olan birisine bu çamaşır makinesini ya da buzdolabını, bu ev eşyasını veriyor. Olur mu bu diye soruyor. Doğru mu anlamışım? O şekilde değil hocam. Böyle değil. Nasıl? O şekilde değil. Şimdi camiye buzdolabıdır, çamaşır makinesidir. Sağdan soldan hayır için veriyorlar. Tamam. Aynı şeyi söylüyorum. Cami bunları topladıktan sonra gerekirse evet. Satıp onun parasını camiye harcıyor. Tamam. Bu şekliyle değil. Başka bir hayır müessesesinden biri de diyor ki bu camiye verileni diyor. İşte atıyorum ben İstihisar'dayım. Anladım. İstihisar'da diyor. Gariben bir vatandaşın ihtiyacı var. Evet. Bunun parası camiye verilmeden diyor. Sen buradan bunu bu fakir olan insana verebilirsin diyor. Başka verilen bir. Mi verilmez mi? Başka bir. Efendim durumda. Hayır sahibinin niyeti istikametinde onu kullanmak icap eder. Hayır sahibi ne diyor? Ben cami için veriyorum. Yani lüzumunda satın, parasını camide kullanın. Ama tekrar aynı kişinin muvaffakatiyle satıp da camide kullanamadık ama cemaatimizden ihtiyaç sahibi fakir biri var. Muvaffakatınız olur. Soruya vereceğiz. Yani veren şahıstan izin almak tabii gerekiyor. Tabii onun muvaffakatı. Efendim benim anladığım bu Kadir Bey. Yani veren kimse o şahıstan bunu izah edip izin almak doğru. Gerekecek. Hayır yoksa uygun olmuyor. Niyeti istikametinde evet. Kullanmak. Yoksa uygun olmuyor evet. Demek ki. Hayır sahibinin doğru. İzninin olması gerekiyor. Doğru. Evet. Allah razı olsun hocam. Sağ peki. Sağ olun. Afyon'a selamlar, sağ teşekkürler. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Ankara arıyor bu kez bizi. Yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Duyabiliyor musunuz bizi? Düştü mü? Peki. Hocam bir diğer soru. Faruk Bey sormuş. Hocam cehennemden sonra cezasını çekenler orada yandıktan sonra ya da işte neyse azap gördükten sonra tekrar cennete girecekler mi ve bu cennetin en aşağı tabakası mı olacak, en aşağı katı mı olacak? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şöyle bir hadis-i şerif. Kişi cehennemden işte dediğiniz gibi günahı miktarı cezalandıktan sonra çıkınca ya Rabbi senden bir dileğim var. Şu cehennemin pis kokusu beni mahvetti. Ne olur beni buradan uzaklaştır. Bu sefer de cenneti istemiyorsun. Yok söz veriyorum. Beni buradan uzaklaştır. Başka bir isteğim yok. Uzaklaştırılıyor. Ama bu sefer de çok uzaklardan cenneti görüyor. Cennetin kokusu geliyor. Ya Rabbi ben kulum. Sen Rabsın. Evet
daha istemem dedim ama dayanamıyorum. Ne olur yaklaştır ya Rabbi. Cennete. Cennete yaklaştır. Bu sefer de girdir demeyesin. Yok demem. Yani yakın olayım diyor. Yani mutluluğu görüp de onu yaşamamak da ayrı bir azap. Yani içim gidiyor. Ne olur yaklaştır, yaklaştırılıyor. Biraz daha sabrediyor, ediyor ama dili çözülüyor. Ya Rabbi söz verdim ama sözümde duramıyorum ya Rabbi. Yani bu mutluluğu görüp de onu yaşamamak, ne olur beni en geri yerine koy. En geri yerine konuluyor ama 10 dünya büyüklüğünde. Ya Rabbi ben ne yapacağım? Ha demek insanoğlunun sonsuz istekleri vardır. Hudutsuz arzuları vardır. Bakın 60 yıllık, 70 yıllık ömrümüz var. Ama öyle isteğimiz var ki ne 60 yıla ne 160 yıla sığmaz. Yapımız bu, yapı. Çok arzu, çok. Öyle 50-60 yıla sığacak gibi değil. Bu kadar hudutsuz isteğe hudutsuz cevap orada. Yani en son giren adama 10 dünya büyüklüğünde bir şey. İşte Rabbimiz buyuruyor ki وَفِي ذَلْكَ فَلْيَتَنَافِسَ الْمُتَنَافِسُونَ Zevk arzu edenler bu zevke ersinler. Servet isteyenler bu servete kavuşsunlar. Sonsuz cennetleri kazanabilmek, fırsatlar elimizdeyken. Şu altın değerinde, altından daha değerli şu zamanımız var. Yani geçen gün geçti, yarın elimizde değil, yaşadığımız an ne kadar değerli. Önemli. Onu peki kıymetlendirmek. Hattaymış, evet. İzleyicimiz hattaymış, alalım. Tekrar merhaba diyelim. Düştünüz herhalde hattan siz. Merhabalar. Merhabalar. Ankara. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de iyisiniz kardeşimiz. Allah iyilik versin. Amin efendim. Hocam size bir sorum olacak. Evet. Benim kayınpederim bana tacizde bulunuyordu. Cinsel ilişkilere girmek istiyordu. Kusura bakmayın çok sinirliyim. Ben kayınpederimle kaçtım. Gurbete çıktım yani eşimle beraber. Ondan kaçtım yani ayrıldım. Ayrıldığım için hocam beni hiç istemiyorlar şu anda. Eşime de söyleyemiyorum. Kimseye de söyleyemiyorum. Ne yapmam lazım hocam? Peki teşekkür ediyoruz. Şu anda benimle çok uğraşıyor. Peki teşekkür ediyoruz. Sorunuz anlaşıldı. Hocamıza bırakacağız sözü. Teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Evet hocam. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun ama evet ifşa etmemek, söylememek o da güzel bir şeydir. Ama eşi işin farkı, işin ciddiyetini anlasa da ayrı olmasını, yani uzaklaşmış olmasını bu bakımdan eşi mazur görse ya, değil mi? Yani o eşinin bu konuda haberinin olması faydalı diyorsunuz. İcabını da eşiyle paylaşabilir. Evet, yani eşiyle paylaşması lazım. Eşiyle paylaşıp da böyle bir sıkıntım var. Elbette eşi de bundan rahatsız olur. Öyle olunca uzaklaşmış olmak en güzel tedbirdir. Evet, peki. Bir diğer soru hocam. Yabancı erkek ve kadınların görüşmeleri bir arada bulunmalarında adab ne olmalıdır? İslami adab ne olmalıdır? Efendim, sevgili peygamberimizin zamanında kadınlar camiye gelmişler mi? Gelmişler. Ama giriş çıkış kapıları bile ayrı olmuş. Babün nisa. Kadınlar rahat olarak o kapıdan gelmişler, o kapıdan çıkmışlar. Sahabe hanımları Kaf suresini cuma namazında peygamberimizden dinleyerek öğrenmişler. Yani peygamber efendimiz bu sureyi okuyor, kadınlar da dinleyerek öğreniyorlar. Peygamberimiz haftada bir gün kadınlar diyorlar ki ya Resulallah yani biz her zaman sizi dinleyemiyoruz. Özel olarak bize bir gün vaaz yapın diyorlar. Efendimiz de kabul ediyor. Şimdi iç geçiriyorsunuz değil mi? O vaazda keşke biz de bulunsaydık diye. Evet. Şimdi Tebük seferine gidilecek. Efendimiz sanki bir
yardım seferberliği ilan ediyor. Hazreti Bilal'in önüne önlük takıyor, hanımların arasına giriyor. Kimi bileziğini veriyor, kimi küpesini veriyor. Hanımın biri küpeyi öyle bir heyecanla çekiyor ki kulağı kanıyor. Kanlı küpeyi veriyor. Evet. Mesela bakın Hazreti Ömer Efendimiz hutbe irad ediyor. Hutbede şu konuyu işliyor. Bu diyor mehir yüksek tutulduğu için millet evlenemiyor. Ben bu işe bir sınır koyacağım. Yani böyle yüksek olmayacak mehir. Evlenirken kadına verilen bir maddi şey var ya, mehir. Dinleyenlerden birisi kadın. Kadın ayağa kalkıyor. Ömer diyor, Allah'ın verdiğini sen nasıl alırsın? Allah halifeye diyor bunu. Halifeye diyor. Halifeye, devlet başkanı. Devlet başkanı hutbu irad ediyor. Millet evlenemiyor diyor. Bu iş pahalı oldu. Ben biraz sınır koyacağım. Cemaatin içinden kadın kalkıyor, itiraz ediyor. Ömer diyor, Allah sınır koymuyor da sana ne oluyor? Allah Allah, sus be kadın. Öyle de demiyor yahu. Büyüklüğe bakın, cemaat. Kadın isabet etti, Ömer hata etti. Allah Allah. Allah Allah. Şu büyüklüğe bakın, bu kadın doğru söyledi. Ömer de yanıldı burada diyor. Siz sabahleyin hani hatlar karıştı dediniz. Onun gibi Hazreti Ömer de böyle diyor. Ömer hata etti kadın. Yani bu sorunuza cevabım bunlar. Hocam bunun cevabını reklamlardan tamam. Sonra alsak tekrar soracağım ben girişte. Tabii. Kısa bir aramız var, az sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Telefonlarımız var ama bu soru yarım kaldı. Hemen onu tekrar edeyim ben. Yabancı erkek ve kadınların görüşmelerinde bir arada bulunmalarında İslami adab ne olmalıdır diye soruyorlar. Daha sonra da telefonları alalım. Yarım kalmıştı hocam, buyurun. Efendim, yani sevgili peygamberimizin zamanında kadınlar camiye gelmişler ama cuma namazına gelmişler, vakit namazlarına gelmişler. Fakat Bab-ül Nisa, kadınlar kapısı diye bir kapıdan girip çıkarak kendilerine ayrılmış mekanda namazlarını kılmışlardır. Sahabe hanımları cuma namazında Efendimiz Kaf suresini okuyor ve oradan öğrenmişler. Cuma namazında dinleyerek öğrenmişler. Haftada da bir gün sevgili peygamberimiz kadınlara vaaz yapmıştır. Haftada bir gün. Sadece şu var ki nikah düşen erkekle kadın kapısı kapalı bir yerde kalmamalı. Böyle olunca üçüncüleri şeytan olur buyurmuş sevgili peygamberimiz. Buna dikkat etmeli. Peki ya Resulullah kayınbiraderiyle tenhada kalsa elham, elmevt. O daha tehlikeli, ölümdür diyor Allah'ın. Biraz önceki soruya dikkat ettiniz. Hanımefendi ne diyor? Kayınpederim bana şunu yapıyor diyor. Yani o yüzden bir kısım seyircilerimiz ya siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz değil. Yani dinin ölçüleri ne kadar gerçeğe uyuyor yani. Evet. Peki. Telefonlarımız var, sorular da çok ama telefonları da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza, hayırlı cumalar diliyorum. Hayır. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bir yandan cumalar. Da Twitter'daki sorulara baktığım için evet, buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, benim birkaç aydır ciddi anlamda bir sorunum var. Ne kadar doğru ifade ederim bilmiyorum ama ben biraz bahsedeyim. Evet. Benim birkaç öncesinde çok ciddi psikolojik problemlerim vardı ve ben okula gitmek zorundaydım, il dışındaydım, korkuyordum ama okula da gitmek zorundayım. Evet. Hem dua ediyorum, Allah'a sığınıyorum. Bir defasında meleklerin benimle olduğunu bilerek beni koruyun demiştin ve ben o günden beri şirke düşmüş olmaktan korkuyorum. Şimdi tam anlaşılmadı aslında. Bir takım korkularınız var, benim anladığım kadarıyla ben özetleyeyim. Bir takım korkularım var dediniz. Bir takım sıkıntılar yaşadınız herhalde, psikolojik. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Sonra da meleklerden yardım istedim dediniz bu konuda. Ya
hem dua ettim, Allah'a da sığındım ama hani meleklerin benimle olduğunu bildiğim için de onlardan da yardım istedim. Evet. Beni koruyun gibi Muhsin bir şey söyledim. Bey, konuyu öğrendim ben. Anladım. Hanım, hanım kızımız, senin taş gibi bir imanın var. Yani sakın şüphe, ay ben şirk mi yaptım, Allah'tan değil de meleklerden mi yardım diledim? Bu endişelere kapılmayın. Kale gibi imanın var. Bu imanı Cenab-ı Hak daima yar ve yoldaş eylesin. O şüphelerden uzak durması gerekiyor zaten. Yani yeter ki bu sıkıntıdan, bunalımdan, benim imanımda şüphe mi var? Herhalde benim namazım olmuyor. Bu endişelerden uzak olmalı. Bu kaygısı neden? İşte imanından. İmanından dolayı bu kaygısı bile. Elbette Mevla yardım edecek. Kim aracılığıyla edecek? Melekleri aracılığıyla. Sen de onu dile getirmişsin. Bu gayet normal, gayet güzel. Evet. Evet. Cevabı duydunuz. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ. Çok rahatladım. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm hocam. Samsun arıyor bu kez. Selam. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hocam hayırlı cumalar. Ben Samsun'dan arıyorum. Buyurun. Ben istemeden de yani araba altına kedi girmiş. Sonra komşular gördü. Görmüş yani. Ben göremedim. Kedi çığırdım yani. Bunun nedir yani? Ben hocam çok bir şey diyorum yani bu şeyden dolayı. Fark etmediniz. Fark etmediniz öyle mi? Evet. Evet hocam. Evet. Evet. Göremedim. Sonra komşular gördü. Kedi çığırdım dedi. Ben de göremedim yani arabanın altında. İstemeden, istemeden hocam, farkında olmadım, görmedim. Kediyi ezmişim, komşular evet. Haber verdi sonra diyor. Ben farkında değilim, bunun vebali var mıdır diye soruyor. İnsan efendim yani kasten yaptığı şeyden sorumlu olur. Kasten değil, hataen olmuştur. Cenab-ı Hak affetsin. Evet. Peki, Cenab-ı Hak bunu, affetsin dedi tabii, hocamız. Tabii. Kasten olmadığı çok için. Da, peki, doğru. Teşekkür ediyoruz. Samsun'a ben selamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Betül Hanım'ın sorusu var. Hocam, bazı günahlarıma defalarca tövbe ettiğim halde yine işliyorum. Ümitsizliğe düşüyorum bu sefer de. Vicdanım çok rahatsız. Ne yapmalıyım? Yani Mevlana diyor ya, bin defa tevbeni bozsan gideceğimiz başka kapı yok. Ama tevbe, tevbe-i nasuh olmalı. Yani vazgeçiren bir tevbe. Yani tavuk tevbesi derler. Yani durmadan tekrar. Ya Rabbi tevbe, değişime de tevbe. Çünkü tevbe ederken gönlümde günah hayali var. Yani o yüzden tekrar tevbe. Ve çare de yoktur. Hiç ümitsizliğe kapılma yok. Ümitsizlik yok. İn dergehime dergehine ümit neyiz? Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle, benim rahmetimden ümidini kesmesinler. Benim rahmetimden ancak inkarcılar ümidini keser. Allah Allah. Ayet-i Kerime. Evet. Ya. Lisa Hanım sormuş. Hayırlı cumalar. Hocam, babam Ramazan'da vefat etti. Annemle konuşurken düştü, öldü. Helalleşemediler. Vakti yetmedi helalleşmek için. Bunu sormuş. Mahsur olur mu helalleşmedikleri için? Bir de annem sürekli ağlıyor babamın arkasından. Bir insanın eşinin arkasından bu kadar ağlaması doğru mudur? Eşinin de hatta başka yakınlarının da yas 3 gündür. Sadece kocası vefat eden kadın 4 ay 10 gün yası. O da yas tutması da durmadan ağlaması değil. Yani nişan nikah olmaz. Evet, onun hatırasına saygı gösterir. Yunus diyor ya, ağlar isen başına ağla, elden vefa yoga benzer. Yani durmadan ağıt. Ölene faydası olur mu? Hayır. Kalana faydası olur mu? Hayır. Duvarı nem öldürür, yiğidi gam öldürür. Durmadan keder, durmadan matem. Şöyle otururdu, şöyle derdi, böyle yerdi. Artık devamlı onunla yatıp kalkıyoruz. Öyle değil. Öyle inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab,
bizde senin hükmün geçerli. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Bitti. Bunu deyip ona teslim olmak gerekiyor. Yoksa vah niye öldü, niye davete icabet etti? Yani terhis oldu, dünyadan terhis oldu. İtiraz etme imkanı yoktu. Ne onun ne bizim. Hadi, hadi biz seyirci, sadece ölümü seyretmekten başka elimizden ne gelir ki? Ya. Davet onun, emir onun, hüküm onun. Bize teslim olmak, rıza göstermek düşüyor. Evet. Pınar Hanım sormuş, hocam hayırlı cumalar, 5 vakit namaz kılıyorum fakat kapalı değilim, namazlarım kabul olur mu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Zerre kadar hayır işleyen mükafatını görür, şer işleyen de karşılığını görür. O yüzden namazlarının sevabı ayrı, uymadığı, tutmadığı emirlerin de sorumluluğu ayrı. Ama Kur'an'ımız bir ayetinde namaz her türlü kötülüklerden çeker, çevirir. Onun huzurunda her gün ona söz veriyorum. Her gün, ya Rabbi, her emrin başım üzerine, ya Rabbi. Secde niye iki defa gidiyorum? Ya Rabbi, tekrar tekrar, her emrin başım üzerine, ya Rabbi. Topraktan geldim, toprağa gideceğim. Bunları diyorum da, benim hayatıma hiç tesir etmez mi bu? Her gün, günde 5 defa böyle diyorum. Öyleyse öteki haramlardan, yasaklardan da sakınmama sebep olmalı. Namaz her türlü kötülükten çeker, çevirir. Evinizin önünden ırmak aksa, günde 5 defa yıkansanız üzerinizde kir kalır mı? Her türlü demek ki kire sebep olacak şeyden de uzaklaşmama sebep olmalıdır namaz. Allah razı olsun hocam. Bütün bunlarla birlikte senin namazın olmuyor deme imkanına sahip değiliz. İnşallah, Allah kabul etsin. İnşallah namazı oluyor. Allah kabul etsin. İnşallah öteki yasaklardan da sakınmayı Rabbimiz lütfedecek. Allah kabul İnşallah. Etsin diyelim. Evet. Hocam çok soru var ama konumuza da girelim yavaştan, bereket konusuna. Doğru. Evet. Konumuz çünkü çok önemli. Girelim konumuza. Evet, bir kez daha o zaman şu soruyla başlayalım. Evimiz, barkımız var ama huzurumuz yok. Malımız, mülkümüz var ama ağzımızın tadı yok. Hocam ya. Niçin? Efendim, şimdi sahabe-i kiram soruyor, ya Resulallah, inna ne ekulu ve la neşbu. Yiyoruz ama doymuyoruz ya Resulallah. Neden? Efendimizin cevabı, فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ Sanırım ayrı ayrı yiyorsunuz, beraber yiyin, sizin için bereket olur ve Allah'ın da adını anın. Hem bir arada yiyin, yani bu bizim bir yemek kültürümüz vardı, evet. Değil mi? Yani hadi diyelim ki çocuk, anne acıktım, koy da yiyeyim. Oğlum, babanı bekleyeceğiz, ha? Baba da gelecek, anne, çocuklar sofrada toplanacaklar. Ahenkle, saygıyla, sevgiyle hem gönülleri hem de mideleri doyacak, dolacak. Şimdi Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Bizim kültürümüz de böyleydi. Şimdi o sofra kültürümüz de kayboluyor. Evet. Ayrı ayrı zamanlarda, ayrı saatlerde, tek tek yemekler. Allah'ın adını anma işi de önemli bu arada. Evet efendim. Yani yemek yerken besmele çekmemiz önemli. Eğer unutursanız biliyor, unuttuysanız ortasında hatırladınız, evvelinde sonunda Bismillah deyiniz. Vel evvelü vel ahir. Evet, doğru. Evet. Evet efendim. Şimdi Hakim bin Hizam diye birisi Mekke fethi günü Müslüman oluyor. Bir ay sonra da Huneyn savaşı oluyor. Peygamberimizin gençliğinde arkadaşı idi. Hatice annemizin de yeğenidir bu kişi. Şimdi ganimet alındı bir hayli. Peygamber Efendimiz bu delikanlıya ganimet verdi. Ama bir hırs, ya Resulallah biraz daha ver. Peki cömert olan peygamber kırmadı, biraz daha verdi. Allah Allah, madem veriyor, ya Resulallah biraz daha ver. Üçüncü defa verdi ama sonra Efendimiz şöyle buyurdu.
Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa, onun için mal bereketlenir. Hırs ve tamahla isterse, bereketi kaçar. Peygamber övdü. Çünkü üç defa istiyor, üçünde de verdi ama daha doymadı. Daha istiyor. Efendimiz böyle diyor, bak eğer cömert bir duyguyla istersen Allah bereket verir. Hırs, tamah. Yani öyle ki bakın testinin ağzı denizi üzerinden aktarsan açık. Halbuki ne kadar su alır testi? Bir insana bir gün yetecek kadar su alır. Ama denize aktarsan açık. Arı kanaatkardır başlar üzerinde. Ama karınca haristir, hırslıdır, o da ayak altında. Allah Allah. Yani kişi hırsla din ve dünyasına öyle zarar verir ki aç kurdun sürüye girince verdiği zarardan fazla. Yani kurt ya şu koyunlardan birini ye, yok. Onu da boğazlar, onu boğazlar, tahrip eder, hepsini haram eder. Yani o insanoğlu da hırsla zekatını vermeyecek, namazını kılmayacak, akraba münasebeti kesilecek ve bu hırs, doymak bilmiyor, doymak. Allah Resulü bu delikanlıya bunu tavsiye ediyor. Sonra diyor, çok etkili oluyor, peygamber övdü tabii. Peygamber aleyhisselamdan istemediğim gibi ondan sonraki halifelerden de istemedim diyor. Hiçbir şey istemedim. Allah Allah. Evet efendim. Bereket bolluktur. Taşan eksilmeyendir. Bereket saadettir. Ve ilahi lütfun tecellisidir bereket. Şu ayete bakın. Ela lehul halku vel emir. Dikkat. Hüküm Allah'ın. Emir onun. Tebarekallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce. İşte demek ki Tebarekallahu Rabbul Alemin. O mübareklik hayatımıza sirayet ediyor. Allah razı olsun. Hocam devam edeceğiz. Bir dakikalık kısa bir aramız var sevgili izleyenler. Bir dakika sonra birlikteyiz. Evet yeniden birlikteyiz Cuma sohbetlerinde. Bu haftaki konumuz bereket sevgili izleyenler. Evimiz barkımız var ama huzurumuz yok. Malımız mülkümüz var ama ağzımızın tadı yok. Niçin diye hocamıza sorduk. Devam edeceğiz bu sorunun ardından ama telefonlarımız var hocam. Müsaade buyursanız bekletmeyelim. Soruları duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim yayındasınız şu anda. Hocam hayırlı cumalar nasılsınız? Hayırlı cumalar şükür efendim siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Ben sorum bu yıllar öncesine ait, yani tayin bir devlet memuruyuz. Evet. Bundan 20-25 sene öncesinde bulunduğumuz yerde böyle tabii şimdiki gibi imkanlar yoktu. Her şey borç taksitle şunla bunla alıyorduk. Birkaç kere borç etmiştik. Ondan sonra bir tayin durumu oldu. Biraz kısmını verdim, bir kısmını veremedim. Yani borçlu tayin olduk gittik. Ondan sonra da imkansızlıklar nedeniyle uzak olduğu için gidemedik. Bayağı bir yıl sonra gittiğimizde de o insanları bulamadı. Hani ben borçlu muyum veya bu borcumu nasıl öderim? Zaman zaman da böyle ihtiyacı olanlara çok yardım ediyorum bu anlamda yani. Hani olayı kapatamadım diye. Acaba onun yerine geçer mi diye. Ben onu sormak istedim. Evet, devlet memuruyum. Gittiğim yerlerde borçlandım. Daha sonra yani, gittiğimde de o şahısları bulamadım. Ne yapmalıyım diye soruyorum. Yani çok bir miktar değil. Yani tamam. Böyle konfeksiyon, manava, işte şöyle ufak tefek yerlere. Evet. O kişiler namına sadaka vermek şahit lazım. Bulamıyorsa o kişileri... Bulmasın imkan yok. Anlattığı duruma göre bulmasın imkan yok. O kişiler adına namına, bulamıyorsa. Evet, fakirlere yardım eder. Evet. Öyle. Bulamıyorsanız şayet o kişiler adına fakirlere yardım edebilirsiniz diyor hocam. Doğru efendim. Cevabı duydunuz mu? Duyamadım hocam. Hocam diyor ki şayet o kişileri bulamıyorsa onlar adına fakirlere yardım edebilir diyor. Ediyorum da zaten. Tamam. Acaba onun yerine geçiyor mu diye onu sormak İnşallah. Istedim. İnşallah geçiyor. Evet. İnşallah. Allah kabul etsin. Başka çare yok. Allah evet kabul efendim. Çok sağ olun. Peki. Evet. Ellerinize teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşe Hanım sağ olun. Bir telefon daha var alacağız. Hoş geldiniz. Bilecik arıyor bu kez. Merhabalar, yayındasınız efendim, buyurun.
Alo, hayırlı cumalar. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Ha, benim 86 yaşında annem var. Maşallah. Tuvalette duş yaptırdım. Klozetin üzerinde yıkıyorum. Orada abdest alıyor. Ayakta duramıyor. Bunun bir günahı, vebali var mıdır? Bunu sormak istiyorum. İkinci sorum da, hanifi bir bayanla Alevi bir erkeğin evliliği ne derece doğrudur? Bunları öğrenmek istiyorum hocamdan. Hayırlı cumalar. Peki, teşekkürler. Hayırlı cumalar. Şimdi hayırlı. İkinci soruda bir tereddüt var mı? Hanefi erkek, Hanefi hanım. Evet. Ya, bir ya. Alevi hocam. Ha, Alevi. Evet. Anladım. Şimdi efendim mesele şu. Yeter ki Alevi diyelim, şöyle olsun, böyle olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyen ve iman esaslarını kabul eden kişinin adına Nakşi diyelim, Kadri diyelim, Alevi diyelim, ne dersek diyelim, nikah sahih olur. Böyle olmayınca adına ne dersek diyelim, nikah sahih olmaz. Yani umarım yani söylediğiniz şartlar yerine gelmiyorsa sünni olsa ne olacak? Yani sünni dese ne olacak? Sünnidir ama inkar ediyor. İnkar ediyordur. Olmaz. Evet, olmaz diyorsunuz. Ve yani onunla nikah olmaz. Evet. İnşallah bu hanımefendi nasıl? Yani tam inancı olup olmadığından şüpheliyim yani. Namaz falan kılmıyor, oruç tutmuyor, öyle değil. Yok, eğer iman varsa hanım da şey yapar, onu hizaya getirir. Hocam burada bahsettiği ibadetlerle ilgili husus değil, inançla ilgili durum. Yani Allah'a inancı var mı, bunu soruyor hocam. Yani yoksa namaz kılmayan insanlar var, oruç tutmayan insanlar var ama bu insanlar inançlı, Müslümanlar bu insanlar. Hocam burada kastettiği inanç noktasında Allah'a inanıyor mu? Bu inancı soruyor hocam. O yüzden Allah'a inancı var. Allah'a inancı var. O yüzden bak hemen olmuyor demek de doğru değil. Yete inancı varsa ibadette eksiği var. Orada işte, birlikte inşallah hanımefendi, diyorsunuz. Hanımefendi gayretli olsun da o eksiği telafi etsin ya. İnşallah. Evet efendim. Evet, ilk sorusu bir de hocam. Annemin ne gibi günahı var mı, vebali var mı? Onda bir vebal. Aklına kaçırıyorum. Abdest aldırıp namaz kıldırmaya çalışıyorum. Namazı kılamayınca çok üzülüyor. Ama abdest aldırıp namazını kılınca çok mutlu oluyor ama bu arada hocam altına da kaçırıyor, altını olsun, bağlıyorum devam. Olsun, yani eğer abdest zor oluyorsa teyemmüm de ettirebilirsiniz, o daha kolay olur. İmkan nispetinde kılsın, dediğiniz gibi hakikaten huzur duyar, mutluluk duyar. O banyoda onu yıkamaktan dolayı da siz öyle hiç endişe etmeyin, sevap kazanıyorsunuz. Sevap kazanıyorsunuz. Klozetin üstünde abdest alıyor olsun, hocam. Hani olsun. Allah'ın adını tamam, diyor, şey yapıyor. Onun sakıncası var diyorsunuz. Efendim malum yani görünüşünde bir herhangi bir pislik yoktur. Bugünkü daire yapılarımız böyledir. Öyle olunca rahat onları yapmasından dolayı hiç siz de endişe etmeyin. Elinize sağlık. Neyi ediyorsunuz? Mevla hayrınızı makbul etsin yani. Evet. Sağ olun hocam. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler. Teşekkürler. Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar hocam. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Eşimden şiddet görüyorum. Kayınvalidem çok dolduruyor eşimi. Çocuklarım var. Ayrılmayı düşünüyorum. Ayrılsam günah mı? Eşinizden şiddet görüyorsunuz. Kayınvalideniz annesini çok dinliyor. Bundan dolayı şiddet gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Evet doğru. Evet, bundan dolayı da ayrılmayı düşünüyorsunuz. Ama çocuklarım var. Çocuklarınız var. Kaç çocuğunuz var? İki. Allah bağışlasın. Kaç yıldır evlisiniz? Yedi. Yedi yıldır. Peki bu sonradan mı başladı? Evliyatında var mıydı böyle bir durum? Nasıl bu duruma geldi? Vardı. İlk zamanlarda da vardı. Peki annesi nasıl dolduruşa getiriyor? Yani hangi konularda anlaşamıyorsunuz? Yani nasıl söyleyeyim, hiç yapmadığım şeyleri yapmış gibi gösteriyor. Ya da ailelerin arasını açıyor. Yapmadığı şeyleri, annen şunu söylemiş, baban şunu söylemiş, baban şunu yapmış gibi. O da sinirini benden alıyor. Yani kayınvalideyle siz geçinemiyorsunuz anladığım kadarıyla. O da oğluna sitem ediyor, eşinize sitem ediyor.
Eşi de bundan dolayı size şiddet uyguluyor. Evet. Hocam, evet hocam. Kaç yani, haftadır fark ediyor musunuz bilmiyorum. Yani şiddet, evet. Şiddetle ilgili şiddet uygulayan efendim, bu konuda. Bir kere bu asla uygun değil. Şiddet nasıl uygular? Yani erdemli olan kadına ikram eder, seviyesiz olan kadına ihanet eder. Sevgili Peygamberimiz öyle buyurmuş. Sizin hayırlınız eşine karşı hayırlı olandır. Ben ise içinizde eşine karşı en hayırlı olanınızım. Yani Peygamberimizin annemize kaba davrandığı hiç vaki değildir. Yani kadına diyor sakın yüzüne vurma. Yani aslında dövme diye bir şey yok da insanı da yüzü temsil eder. Sakın ola yüzüne vurma. Yani yüzüne tokat indir bilmem filan. Ve onu aşağılama diyor. Beğenmediğin tarafı olabilir ama beğendiğin tarafları da vardır. Birçok güzel vasıfları vardır. Ama tenkide değer vasfı da olabilir. Şurada bir saman çöpü dolayısıyla suyu kaldırıp dökme diyor. Her suyu üflersen içecek su bulamayacaksın. Yani insan bazı kusurlara da göz yummasını bilmelidir. Karşılıklı olarak birbirimize toleranslı olmamız, müsamahalı olmamız, hoşgörülü olmamız gerekiyor. Hocam bundan ya, dolayı ayrılmak istiyorum diyor şimdi işte, hanımefendi. İşte efendim ayrılma işi en son çaredir. O çareye bak çocuklar var arada. İki çocuk varmış. Delikanlının muhakkak ki iyi vasıfları da vardır. Yani, ama 7 yıl olmuş yani ya, dile kolay. 7 yıldır da bu. 7 yıl ama durmadan da dayak değil tabii. Sevgi de var, dayak da var ama yanlış tabii oğlumuzun işi. Yanlış fakat bu sebeple de hadi hemen çözülelim. O da kolay olmamalı bu kadar hemen. Hemen o kapı açılmamalı. Oğlumuzun düzeltilme yoluna gidilmeli. Önümüzdeki hafta konuyu büsbütün bu konuya ayıralım Muhsin Bey. İnşallah yani hocam. Hakikaten. Çünkü eğitim eksikliğimiz var gibi geliyor bana. Evet, evet. Yani adeta bir adamın yiğit olması için erkek adam olması erkeklik için hanımı dövmesi gerekiyor. Böyle bir anlayış. Böyle bazı yörelerde böyle kadının gözünü korku. Ha? Yiğit Allah Allah. Rabbimiz de ayetinde buyuruyor ki sakın kadına zulmetme. İnnallâhe aliyyen kebîrâ. Allah da senden güçlüdür. Yani yaratılış fizik itibariyle erkek kadından güçlü. Ben güçlüyüm. Seni ezerim. Sakın öyle deme. Allah da senden güçlüdür. Rabbimiz öyle buyuruyor yani. Evet. Siz de çocuklardan dolayı çocuklar olduğu için de zaten böyle bir şey düşünüyorsunuz ama aslında ayrılmayı da istemiyorsunuz. Çocuklar var diye. Evet. Evet. Çocuklar olmasa ayrılacaksınız yani. Evet. Ama bugünkü konumuzla ilgili Muhsin Bey niye bereket yok işte? Bak kayınvalide empati yapsa kendi kızı yerine koysa bu gelin hanımı. Kendi kızı yerine koysa. Gelin hanım da kayınvalidesini kendi annesi yerine. Annemin bir hatası var. Hatası dolayısıyla annemle diyalog keseyim mi? Anneme cephe alayım mı? Düşman gibi bakayım mı ona? Var bir hatası var. İnsan var hatası. Değil mi ki annem hoş görürüm değil mi? Gelin hanım onu hoş görmeli. Ama kayınvalide de kendi kızı yerine, diyelim ki gelin hanımın hatası var, kendi kızı yerine koy. Ya hatası var da o da insan işte, neyse yaptı, hoş gör onu. Hoş görse bak bereket olacak, ağız tadı olacak, mutluluk olacak, bereket olacak. Göz göre göre elimizle bereketi gideriyoruz işte. Bereket gitti. Evet, bereket gidiyor. Sonuç itibariyle siz ayrılmalarını tavsiye etmiyorsunuz hayır, hocam. Biraz hayır. Daha sabır diyorsunuz. Biz de inşallah tez zamanda bu durum ortadan kalkar. Kayınvalidenizle bir anlaşma yolu bulsanız keşke de kayınvalideniz de oğluna şikayetçi olmasa sürekli. Siz de şiddet görmeseniz dileğimiz bu olur tabii ki bizim de. Muhsin Bey, dinde hayat var.
Kur'an Rabbimiz buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi ve lirrasuli izâ deâkum limâ yuhîkum. Allah ve elçisinin hayat veren mesajlarına uyunuz. İşte oğlumuzun haberi yok. Burada hayat kaynağı burada, bereket burada, mutluluk burada, huzur burada. Ama oğlumuzun haberi yok. Oğlumuz nefsine uyuyor. Annem böyle dedi. Annenin memnuniyeti ama yiğitlik hem anneyi hem de hanımı beraber idare edebilmektir. Yiğitlik bu. Hmm. Anneni de kırma, eşini de kırma. Anne saygıya layıktır ama hanım da ayak altına alınacak, boş ver elin kızı, zulmedilecek birisi değildir. Evet. Peki var mı başka sorunuz? Hanımefendi, hocam tavsiye etmiyor ayrılmanızı. Var mı başka sorunuz? Başka yok ama şöyle söylüyor işte. Ben onlara bir şey söyleyemem. Onlar çünkü bana haklarını helal etmezler. Hani sanıyor ki eşim üzerinde, benim onun üzerinde hakkım olmadığını düşünüyor. Doğru söylüyor. Evet, doğru. Hep sizin anlattığınız ya, gibi hocam. Ya işte yani sizin verdiğiniz örneklerdeki gibi yani. Aynen öyle. Evet. Sanki bunun hakkı yok. Evet. Ha? Evet. Emanet Allah'ın emanetidir. Allah'ın emanetidir. Ben de ona iki tane çocuk verdim. Hani artık insan anlamaz mı hocam? 7 sene oldu. Anlamaz mı artık bir şeyleri? Yani peki bunları, bu meseleleri böyle oturup acaba karşılıklı konuşma imkanınız olmuyor mu? Buna da mı engel oluyor? Yani bunları böyle eşref saatinde otursanız karşılıklı insanların, eşlerin mutlaka böyle hoş sohbet ortamları olur. Bu böyle bir eşref saatinde eşinizle bunları paylaşıyor musunuz? Kırmadan, incitmeden anlatabiliyor musunuz? Yüzüne bile bakmıyor ki, televizyona bakıyor. Hiç yüzüne dahi bakmıyor ki. İletişim eksikliği de var. Sıkıntı bu zaten. Hocam iletişim eksikliği de çok büyük sıkıntı. Yani akşam eve geliyor diyelim, çalışıyor. Akşam eve geliyor, yemeğini yiyor, masadan kalkıyor, televizyonun karşısına geçiyor. Hanım bugün ne yaptın? Nasıl geçti? Çocuklar ne yaptı? Ya. Evde bir sıkıntı var mı? Sen iyi misin? Yani demek ki sohbet ortamı da gerçekleşmiyor. Veya bilgisayar. Ha? Evet. İnternet. Yok. O annesiyle yapıyor. Sohbetleri hep annesiyle yapıyor. Sizinle sohbet etmiyor, annesiyle sohbet ediyor. Evet. O benimle gerek duymuyor ki artık. Hani yaptığı için, kafası dolduğu için artık. Hani paylaştığı için her şey benimle gerek duymuyor. Yani, sanki ben yani bir yabancı gibi davranıyor. Ama aslında biz severek evlendik. Ya işte severek evleniyorsunuz. Şimdi de iki yabancı gibisiniz, öyle mi? Aynen öyle. Severek evleniyor. Evde iki yabancı var gibi devam ediyorlar. İnşallah bu geçici bir hastalık gibi olsun. İnşallah öyle dua edelim. Hastalık gibi olsun. Ama hayat kaynağı yine Allah Resulü'nün hayatındadır. Gelecek haftaki programımızı baştan sona bu işe tahsis edelim. İnşallah. Oğlumuzun imkanı olsa da seyretse. Veya ne bileyim işte efendim hulasa Allah öğüdü. Peygamber hayatı, ahlakı, buna ihtiyaç var. Derdimizin devası orada. Evet. Rol model Allah elçisi. Yani demek ki evde şu az olabilir ama sevgi çok olmalı. Sevgi olsa eksiği hiç görmeyecek. Acılar tatlı olacak. Zorlar kolay olacak. Karanlıklar aydınlık olacak. Yeter ki sevgi olsa. Evet, peki. Tekrar sabırlar diliyoruz. İnşallah geçici bir durumdur duası var hocamızın. Bu düzelir, aranız inşallah düzelir dedi. Biz de bu duaya amin diyoruz hocamın öyle duasına. Size sabırlar diliyoruz. Bu arada reklama gideceğiz ama arkadaşlar yönetmemizden rica edelim. Bereket duasını istiyorlar, Twitter'dan vermişsiniz. Ekranda konumuzla ilgili bereket duasını istiyorlar. Reklamlardan sonra inşallah kısa bir ara. Evet, yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konumuz bereket. Hocamıza bir sonraki sorumuz şu olacak. Kur'an-ı Kerim'de bereketsizlikle ilgili tablolar var mı? Kur'an-ı Kerim bu konuda neler anlatıyor diye soracağız. Telefonlarımız var. Telefonlardan hemen sonra. Hoş geldiniz. Eyvah. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Peki neyi yayındayız hocam? Neyle ilgili konuşuyoruz? Neydir konu, nedir bilmiyorum ki. Sizi kim aradı? Nereye aradınız biliyor musunuz? Kanal 7'den arıyorum dedi. Ben kimseye aradığım yok. Kanal 7'den arıyorum dedi. Canlı yayına bağlanacaksınız dedi de. Arkadaşlar siz aradıktan sonra geri arıyorlar sizi. Mutlaka ben sizden birisi aramıştır. Ben kanal 7 numarasını bilmiyorum.
Yanlış olmuş herhalde. O zaman yanlış olmuştur. Peki. Normalde izleyicilerimiz bizi arıyor ve arkadaşlarımız o listeden tekrar geri arıyorlar. Demek ki yanlış bir anlaşılma oldu. Var mı telefonumuz? Beni aradılar. Alo. Alo. Aynı şahıs mı? Başkası mı? Aynı yerden mi acaba? Hoş geldiniz. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Hoş bulduk. İyi cumalar, ayrı cumalar. Teşekkürler. Buyurun. Ben hocama soru soracaktım. Şu anda sizi dinliyorum. Evet. Hocam nasılsın? İyi misin hocam? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz de iyisiniz efendim. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyorum hocam. Allah afiyet olsun. Ben her cuma sizi dinliyorum ve ben bu dünyadan umudumu kestim. Bu dünyada hiç havesim yok. Sürekli öteki dünyam için ibadetimi de yapıyorum ve ağlıyorum. Siz şimdi burada söyledikçe ben ağlıyorum. Şimdi hep kabri düşünüyorum. Öteki dünyaya kendimi ayırdım. İbadetimi yapıyorum. Gece kalkıp namazımı kılıyorum. Oldukça günahlardan kaçınıyorum. Ve hiç yani bu dünyada havesim yok. Boş diyorum bu dünya. Yaşım 53. Hep o dünya için şeyleri yapmaya gayret ediyorum ve nasıl yani böyle... Bilemiyorum yani. Sürekli doğru mu yapıyorum diyor yani. Şimdi bakın biz mesela namazdan çıkarken şu duayı okuyoruz değil mi? Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, güzellik ver. Ebedi evet. Hayatta güzellik ver. Yani evet. İkisine de talibiz. İkisine de iki dünyaya da iki dünyanın mutluluğuna da talibiz. Ben bu dünyayı sevmiyorum. Bu dünya fanidir. Bu dünya evet. Geçicidir. Böyle demeye de hakkım yok. Bu dünya, dünya mezraatul ahire, ebedi hayatın tarlasıdır. Burada ekiliyor, orada biçiliyor. O yüzden bura kıymetsiz bir yer değildir. Yani sadece kendimi ibadete veririm. Ashab-ı kiramdan da böyle sizin gibi diyenler olmuştu. Yani birisi diyor ki ben diyor, hiç evlenmeyeceğim, kendimi ibadete vereceğim. Bir diğeri diyor ki ben hiç, bir diğeri de diyor ben hiç uyumayacağım. Efendimiz diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Ben yerim de, oruçta tutarım, nikah da benim sünnetim, gece uyurum, namaz da kıldığım olur, uyuduğumda olur. O yüzden yani ben bu dünyayı istemiyorum, nefret ediyorum. Gözlüğüm, İlgimi kestim gönlüm, bu dünyaya. Ebedi hayatta öyle değil. Yani bak dünyada da çalışıyor. Ni'mel malu salih lirraculu salih. Temiz mal, temiz adama ne de güzel yardımcı oldu. Yani dünyamız da mamur olacak, ahiretimiz de mamur olacak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Hadis-i şerif. Anlayışım. Evet efendim. Evet. Hocam şimdi herkes böyle geldi gidiyor yani benim annem de 3 yıl oldu vefat etti ondan sonra yani böyle ölüm var bu dünyada dünyam olsa istemiyorum hocam ölüm var diyorum ve kendim gene çalışıyorum çabalıyorum ve yuvamda 4 tane torunum var ama yani kendim yarın ölecekmiş gibi böyle sürekli kendimi gece gündüz o dünya için adadım. Ama bak bu dünya içinde olacak yine çalışmamız olacak, teşebbüsümüz olacak, bağımız, bahçemiz olacak. Onlar da ibadet sayılır. Helalından rızık temini için çalışmalarımız var ya onlar da iyi. Yani benim elim kolum kalkmıyor boşver bu dünya nedir ki dünya geçici. Zaten ölüp gideceğiz demek yanlış yani. Evet. Evet. Doğru. Evet. Peki. Hocam bir de sorum olacak yine benim. Evet. Benim bu yaştan sonra mesela eşim çok huysuz ve ben ona sabrediyorum. Hiç karşılık vermiyorum. Huysuzluk yapıyor kendisi. Ben karşılık vermiyorum. Gönlünü hoş tutmaya gayret ediyorum. Ve benden sohbet etmiyor. Geliyor telefon, televizyon hiç sohbeti yok. Ben sabrediyorum. Hiç ona karşılık bir şey vermiyorum ve ondan bekliyorum. Bunun şeysini ona mı günahı bana mı yani ben? Onu da çok merak ediyorum. O günahı ona, sevabı sana. Sen ne güzel frene basabiliyorsun. Bak sabredebiliyorsun. Evet. Onun o ilgisizliğine sabırla karşılık veriyorsun. Gayet güzel. Evet. Ama bakın çok... gittikçe daha sizin yaşınız da pek fazla değil. Gittikçe birbirinize daha çok ihtiyacınız olacak. O yüzden sevgi ve saygıya dünkinden daha fazla ihtiyaç olacak.
yüzler hocam, gülmeli. Hocam ben gösteriyorum ve kendisinde ilgi yok. Yani ya, evinde ya, hiçbir ya. Şeyle ilgilenmiyor. Bana karşı ilgisi yok. Hep ben kendim veriyorum. Yani böyle ilgisiz bir... Biliyor musunuz? Yani bu işin bütün faturayı ben kendime yazıyorum. Yani biz bu mübarek dini milletimize öğretemedik. Yani bakın evet. Asık bir yüz, gönülde sevgi yok. Gönül sevgiyle dolu olsa taşar o. Elde okşama olur. Dile vurur, göze vurur, ele vurur. Göze vurur, ele. Yok gönülde bu yok. Bu gönlün sevgiyle dolması lazım, saygıyla dolması lazım. O zaman dünyamız da cennet olur, ahiretimiz de cennet olur. Hocam ben sabrettiğimde mükafatlanıyor muyum? Hep ben güler yüz gösteriyorum, sabrediyorum ve ona ne olduğunu, niye böyle yapıyorsun diyorum. Siz mükafat alıyorsunuz sabrınızdan dolayı ama belki bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Siz böyle biraz can alıcı davranışlarda bulunsanız. Kocacığım nasılsın, iyi misin filan güzel hal hatır sorarak yani ya havadaki... Hiç sormuyor hocam, hiç hal hatır sormuyor. Ama hiç. Siz sorun, siz onun üzerine gidin ya. Kaç yıldır evlisiniz Sevgi teyze? 35 yıl oldu. 35 ya. Yıl oldu, yaş kaç? Yaş 53 yaşındayım benim, 34 yaşında oğlum var, 2 tane oğlum var, 4 tane torunum var. 53 yaşında, ay maşallah. Ama öyle yaş, daha fazla yaş sayılmaz evet. Bunlar yani mı? Muhsin Bey, evet. Allah ömür versin, mutluluk abi. Versin. Abi. Hayatlarını hala güzelleştirebilirler. Allah bize şu duayı yapın diyor ya. Ne kadar güzel dua. Rabbena heblena min ezvacina. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver. Mutluluk da bizi örnek eyle ya Rabbi. Seni sevenler amin. Bize baksınlar. Amin. Bizim amin. Yaşayışımızdan, bizim davranışımızdan örnek alsınlar. Amin. Yani amin. Böyle örnek hocam, haliyle olmalı. Hocam iki tane evlat yetiştirdim ben. 35 yaşına girecek büyüğüm. Küçüğüm 31 yaşında namaz ve niyazı. Büyük oğlum işi güzel genişlettirmiş. Hayırın daha şeysinde. Ama eşim onlara benzemedi ve çocuklarımı hep ben yetiştirdim. Eşim namaz kılmıyor, ondan bir tesir oluyorum. Dediğim zaman kızıyor bana. Evet. Yani böyle ama, işte böyle sıkıntılı ama, bir hayat. Ama bunları yaparken çok tatlı yapmak lazım biliyor musun? Böyle iğne gibi acıtıcı bir dille değil de. Kocacığım sen ne iyi adamsın. Seni çok seviyorum. Yani sen hayatımın güneşisin. Evimin güneşisin. Hayatımın eşisin. Ama eşim senin gibi iyi adama bir iyilik daha yakışıyor. Senden şunu bekliyorum. Değil mi? Yani, tatlı dille yani. Tatlı dille. Evet. Tatlı dille. Yapıcı üslupla. Tatlı dille dediğim zaman diyor ki Allah'la benim arama girme. Ne diyor? Hocam tatlı dille ben yaklaşmaya çalışıyorum ama Allah'la benim arama girme diyormuş. Öyle diyor. Öyle diyormuş eşi. Evet. Beyefendi. Buna rağmen yine o sevgi. Yine iletişim kopukluğu ya, var işte. Yani işte maalesef. Bilmeyiş evet. Var. Allah ile araya girme. Ne Allah'la arama girme diyormuş. Girmesin. Mübarek adam yani taş gibi soğuk. Kendi hiç ilgi yok. Yani hayatı gülerek geçirmek varken. Hayatı, dünyayı cennet etmek varken cehennem ediyoruz ya. Çekilmez bir yük haline getiriyoruz. Evet efendim. Evet. Peki evet. Teşekkür evet. Ediyoruz aradığınız için. Ya. Ben de teşekkür sağ olun ediyorum. Sevgi teyze. İyi sağ yayınlar. Olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı sağ olun siz de. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de hocam bereketsizlikle ilgili neler anlatılıyor? Vaktimiz yaklaştığı için Muhsin Bey hızlı geçeceğiz. Değerli seyircilerimiz, hakikaten herhalde şu dertlerimizin hepsinin cevabı şu bundan sonraki vereceğimiz mesajlardadır. Evet. Mesela bakın, Kur'an-ı Kerim Karun diye bir adamdan bahsediyor. Bu adam önce Hazreti Musa'nın da akrabası oluyor. Musa peygamberin akrabası. Karun. Önce de iman etmiş. Sonra bu adam kimya ilmine sahip büyük servet. Öyle bir servet ki bakın Kur'an'ın tabiriyle inne mefatihahu letenu bil usbeti ulul kuvve güçlü bir cemaate hazinesinin anahtarlarını taşımak ağır geliyor.
böyle bir baba yiğit bir grup anahtar hazinelerinin anahtarlarını taşıyamıyor. Artık servet, o kadar zengin. Servet yani. Ne kadar onu hesap edin. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ Milleti ona diyor ki şımarma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Allah şımaranları, kibirlenenleri sevmez. وَبِتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın verdiğiyle ebediyet yurdunun mutluluğunu ara. وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَتْ dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Bu dünyada hiçbir hakkım yoktur, istemiyorum da deme. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de Allah'ın kullarına iyilik et. Ve la tebghil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarma. İnnallaha la yuhibbul müfsidin. Allah fesatçıları sevmez. Bakın bu adamın parası var, var. Bilgisi var, var. Mevkii var, var. Ama bakın bereket yok. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Kendini de sarayını da yere geçirdik. Bu kibri, bu inançsızlığı sebebiyle sarayını da kendini de yere geçirdik. Allah böyle buyuruyor. Şimdi bir başka bereketsizlik tablosu arz edeyim. Yemen'de zenginliği dillere destan bir adam. Öyle bağları, bahçeleri var, bütün Yemen fakirlerini doyuruyor. Fakat adam ölüyor, geriye 3 tane oğlu kalıyor. Bu 3 oğlandan ikisi büyükle küçük diyor ki, babamız bu kadar servetin kıymetini bilemedi. Memleketin fakirlerini doyurmak senin neye? Yani bütün adamları alıştırdı. Şimdi hasat zamanı yine o adamlar alıştı, gelir o adamlar. O yüzden biz diyelim ki yok o devir geçti. Bize ancak yetiyor diyelim. Yani 3 evlattan ikisi böyle diyor. Ortancıl itiraz ediyor. Babamızın yaptığı doğruydu. Gelin öyle etmeyelim dediyse de küçükle büyüğün sözü geçerli oluyor. Evet. Şimdi bunlar hasat zamanı yemyeşil, yeşeren, mosmor, mor, pınarların fışkırdığı, bülbüllerin şakıdığı bahçede hasat zamanı varıyorlar. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَدَالُونَ Yani yangın yeri, çalı çırpı yığını, o cennet bahçesini hatırlatan güzellikler yok. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Ya biz ya, yolu şaşırdık herhalde. Bizim bahçe bura değil. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Hayır, hayır. Biz cezaya çaptırıldık. قَالَ اَوْسَتُهُمْ أَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ Ortancıl diyor ki, kerameti kendinizden anlamayın, Allah'tan bilin dememiş miydim ben size? قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Ya Rabbi biz haksızlık ettik, biz yanlış ettik ya Rabbi. Yani bakın bir tabloya, servet var, saman var, bütün memleketin fakirlerini doyuracak imkan var iken cennet bahçesini andıran yer yangın yerine dönüverdi. Kur'an bunu böyle bir ibret tablosu olarak gözlerimiz önüne sürüyor. Evet Muhsin Bey, bir de bereket tabloları sunalım. Evet hocam, vaktimiz daralıyor, kısa kısa onlara da değinelim. Cabir İbn Abdullah diyor ki, ya Resulallah, babam şehit oldu, kalabalık bir aile ve borç bıraktı bana. Bir hayli kız kardeşim var, borç da var. Ben ne yapacağım? Yani bu borcun altından nasıl kalkacağım? Efendimiz biliyor ki o Cabir'in bir hurma bahçesi var. Hurmaları indirdiğin gün alacaklarına da söyle, onlar da gelsinler. Sen verme, onlara ben vereceğim, beni bekle. Şimdi hurma yığılmış böyle, alacaklılar neyse işte şu kadar ölçek, bu kadar ölçek, her biri alacak. Efendimiz dolduruyor veriyor, dolduruyor veriyor, sanki hiç dokunulmamış gibi hurma Allah duruyor. Allah. Berekete bak. Allah Allah. Şehit oğlu ama Allah Resulü'nün ilgisi, duası. Aynı zatla ilgili vakit var. Birkaç dakikamız var hocam. Evet. Devam edebiliriz. Şimdi Hazreti Hendek Savaşı'nda Hazreti Cabir hanımına varıyor. Hanım, Peygamber Aleyhisselam'ın sesi zayıf çıkıyor. Herhalde acıkmış. Hanım, bir yemek hazırlayamaz mısın?
Hazırlarım. Ne yapan? Bir tane oğlağımız var. Onu keselim. Peki, 2 kilo 700 gram da arpamız var. Onu da ben ekmek yapayım. Fazla değil de sen usulca, gizlice söyle Peygamber Aleyhisselam'a, birkaç sahabesiyle birlikte buyursunlar. Varıyor o, ya Resulallah, eşim böyle bir yemek hazırlıyor. Birkaç sahabenle birlikte bizim eve buyurur musun? Efendimiz buyuruyor, Cabir, ben varıncaya kadar eti tandırdan, ekmeği fırından çıkarma. Ve orduya da, ya ehlel hendek, yüzer kişilik bölükler haline gelin. Cabir bize ziyafet veriyor. Allah şimdi Allah. Ordu Hazreti Cabir'in evine varıyor. Hanım Allah görünce telaşlanıyor. Ve bir ke başına şu gele. Aslında öyle bir ziyafet yok. Beni bir orduyu getiriyorsun ya. Be bir oğlak ya. Sen ya hanım, ben gerçeği söyledim peygambere. Sen kaygılanma. Hulasa bu olayı nakleden Ebu Hüreyre diyor ki vehüm elfün fe uksimi billah. Allah'a yemin ederim 1000 kişi yedi içti, hala çömlekte et kaynıyor, Allah tandırdan Allah. Ekmekler dökülüyor ve Efendimiz buyuruyor Medine halkı günlerden beri açtır, kalan kısmı da onlara Allah götürün. Allah. Evet, asıl şu iş çok önemli Muhsin Bey, bakın Tebük seferine gidildi, Tebük seferine öyle ki bilmem Tebük'ü göreniniz var mı, ben gördüm. Efendimiz burası bir milletin helak olduğu yer, çabuk geçin buyurduğu yerde aynen ben de kaza geçirdim. Ve orada da devamlı kaza olduğu için Suudi Arabistan devleti oraya bir Kızılay tesisi koymuş. Kum tipisi oldu, kazalar oldu, bizi de hastaneye götürdüler falan. Allah Allah. Neyse şunu arz edecektim. Şimdi Tebük seferinde ateş yağıyor, alev yükseliyor. Böylesine sıcak. Bir yeşil yaprak yok, bir pınar yok. O kadar susuz kalındı ki Peygamberimize şu teklifte bulundu sahabe. Ya Resulallah, develeri keselim, bağırsaklarındaki suyu içelim. Yani Peygamberimiz razı olur gibi oldu ama bazı ashab-ı kiram da ya Resulallah, develerde zaten ne et kaldı ne bir şey yani. Bu develer hem yükümüzü taşıyor hem bizi taşıyor. Yani şimdi develeri kesersek ortalıkta kalırız. Ya Resulallah, şöyle bir geniş bir deri yere yayalım. Herkes yanında ne varsa bir avuç, iki avuç hurma, onları getirsinler. Siz de bir bereket duası yapın. Böyle Efendimiz kabul ediyor. Hadi herkes yanında ne kadar bir avuç hurması kalmış getir oraya koyuyor. Herkes böyle ediyor. Efendimiz de bir bereket duası yapıyor. Bir avuç getiren bir dağarcık götürüyor. Allah Allah. Böyle bir bereket, böyle bir bolluk oluyor. Şimdi işte bakın Allah Resulü'nün hayatından demek ki millet olarak birliğimiz lazım. Bereket için, ailede huzur için. Ana, baba, gelin, kayınvalide. Yani birlikte bereket var. Birlikte mesaj bereket bu aslında. Var. Evet. İşte bu. Birlik bu olursak mesaj, bereketi yaşarız. Evet. Allah Allah. Ya. İnna Allah yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffen. Yani Allah yolunda birbirini kenetleyen binalar gibi olmanızı Allah sever. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'z. İnkarcılar birbirinin yardımcısıdır. Eğer müminler siz de birbirinizin yardımcısı olmazsanız yeryüzünde fitne kopar, fesat kopar. Bakın şu Suriye'deki kardeşlerimizin haline bakın. Ya dün bir markete gitmiştim de Suriyeli bir hanım başına ne geldi konuşturdum. Halepliyim dedi. Evimize bomba düştü. Babam öldü. Eşim yer aman ya Rabbi, ne acı tablolar ya Rabbi, camilerin kubbesi yerle bir olmuş. O cennet gibi medeniyet, tarih dolu yerler harap olmuş. Evini, barkını, doğduğu, büyüdüğü yeri insan kolay kolay terk eder mi? 2 milyon insan gelmiş, bize sığınmış.
Irak'takilerin derdi, sıkıntısı öyle. Yani bütün İslam dünyasında bir sıkıntı var. Öyleyse yani elin oğlu da bakın, elin oğlu da diyor ki güç bizde olsun. Aman ha, güç bizde olsun. 52 devlet bir araya geliyor, bir devlet oluyor. Bize de diyorlar ki sizin doğumuz var, doğum oldu, batım oldu da ne oldu yani? İnandığım Allah bir, bağlandığım peygamber bir, yöneldiğim kıble bir, inandığım kitap bir. Yani kız aldık, kız verdik. Alevi, Sünni, Türk, Kürt bir ayrım mı var? Öyle bir şey mi var? Birlikte ama, bereketi yaşadık hocam. Tabii, birlikte bereketi yaşadık. Yıllar biz. Yılı bunun bereketini yaşadık. Peki. Reklama gidiyoruz. Kısa bir ara, sonra dua bölümüyle karşınızda olacağız. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin, okunan Kur'an hatimlerinden ve okunan binlerce tevhid hatminden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle. Amin. Saniyen, gerek ekranları başında gerek stüdyomuzda bulunanların yakınlarından ebediyete göç etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik, sen vasıl eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, gönüllerimizi sürur, hanelerimizi huzur, ülkemizi de bereketle doldur. Amin. Güç yetmez, takat gelmez, kulluk imtihanlarıyla bizi muâhize etme. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayreyle. Amin. Cennet ve cemalinle ikram eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin de fi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Allah razı olsun.